İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Iştel Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Avukat Aslan İsmailov son 10 yılda birçok bankanın kapatılması hakkında ve Ermen Rüstamov'un bankaya 1 milyar borcu olduğunu Facebook hesabında paylaştı. Avukat, son 10 yılda birçok bankanın kapandığını ve çoğunun hala helal paralarını alamadığını yazdı. Bu banka sahiplerine karşı neden katı önlemler alınmıyor? Sonuçta herkes paranın buharlaştırılmadığını ancak banka sahipleri tarafından kötüye kullanıldığını biliyor. Bugün bile bu bankacıların villalarda yaşadığını ve pahalı arabaları kullandıklarını belirtti. İsmailov bu bankaları kontrol eden ve helal paranın vatandaşlar tarafından suistimal edilmesini önlemesi gereken Merkez Bankası Başkanı Ermen Rüstamov'un devlete yaklaşık 1 milyar borcu olduğunu kaydetti. Medyada bu borçla ilgili raporlar var ancak kimse borcu açıklamadı. 1 milyar manat Rüstamov tarafından Deka Bank, Standard Bank, Zamin Bank ve diğer kapalı olan bankalar ve şu anda faaliyet gösteren diğer şirketlerin arkadaşları ve akrabaları adına kişisel yararına kullanıldı. Azerbaycan Merkez Bankası'nın başkanının fonları devlete iade etmesi için yıl sonuna kadar süre verildiğine dikkat çekildi. Özel karantina rejimi altında 16 şehir ve bölge için 190 manatlık bir kerelik ödeme yapılması süreci tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'na göre 21 Haziran'dan itibaren 8 şehir ve bölgede Bakı, Cellebat, Gence, Lenkeran, Masallı, Sungay, Yevlah ve Afşuron şehirlerinde uygulandığı tek seferlik ödemeler bu haftanın ilk günlerinde ödenir. Bugün bakanlık ayrıca 5 Temmuz'da özel bir karantina rejimi başlatan 8 şehir ve bölgede Koronboy, Göygöl, Mingeçevir, Berde, Haçmaz, Samuh, Şizeyen, Şeki şehirlerinde götürü ödemelerin aktarılmasını sağladı. Devlet Trafik Polisi Halk ve İlişkiler Dairesi Başkanı Albay Kamran Alev, başkentin çeşitli yönlerinde trafik kontrolünün güçlendirildiğini bildirdi. Karantina görevlileri ve eyalet trafik polisi memurları sürücülerin ve yolcuların izinlerini kontrol eder ve evden çıkmasına izin verilmeyenlerin bulundukları yerden ayrılmasına izin verilmez. Sabahtan bu yana şehrin otoparklarında, süpermarketlerinde ve sokaklarında yaya kontrolü de sıkılaştırıldı. Cumartesi ve pazar günleri yollar ve sokaklar izlenecek. Albay, karantina görevlilerinin kesinlikle karantinaya alınan alanlarda cumartesi ve pazar günleri restore edileceğini, gerekirse postlar yeniden inşa edilecek, değilse sadece güzergah direklerinin çalışması yeterli olacaktır. Tüm bunlar nüfusun güvenliğini sağlamak, ihtiyaç duyulmadığında evlerini terk etmemek ve COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek için atılan adımlardır. Virüsün yayılması önlenmelidir ifadelerini belirtti. (24 Temmuz'da Türkiye'nin Konya ilçesinde 3 çocuk annesi olan Azerbaycanlı kadınına erkek arkadaşı tarafından silahla 8 kez ateş açıp aracından atan Rahim Aracı'ya 15 yıl 6 ay hapis kararı verildi. Olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan Rahim Aracı'nın ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen kişiler 5. Ciddi Suçlar Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya katıldı. Mahkeme Rahim Aracı'yı 14 yıl hapse mahkum etti. Ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı Selahattin Eybi olaydan sonra vekiline yardım ettiği iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası ertelendi. Aynı suçlamalardan hüküm giymiş olan Ali Dalkıç ve Erol Gümüş 7 ay 15 gün hapis edildi. Türkiye'nin Sakarya ilindeki havai fişek fabrikasında bir patlama daha meydana geldi. Olay patlayıcıların taşınması sırasında meydana geldi. Patlamada 3 işçi öldü ve 6 işçi yaralandı. 6 gün önce de tesiste güçlü bir patlama meydana gelmişti. Sonuç olarak 74 kişi yaralandı ve 2 işçi hayatını kaybetti. Iştel Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.